Derin aşağıdaki sorunla karşılaşmış. Doğrusal bir hareketi olan parçacığın hızı t saniyede karekök içinde 3t eksi 1'e eşitmiş. t'yi saniye türünden vermişler. t eşittir 2'de parçacığın başlangıç noktasından uzaklığı pozitif yönde 8 metre olduğuna göre parçacığın t eşittir 7'deki konumunu bulunuz diyor. Derin bu sorunu çözmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmalıdır? Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, şimdi sıra bende. Parçacığın t eşittir 7'deki konumunu bulmak istiyoruz, öyle değil mi? t eşittir 2'deki konumunu da vermişler. t eşittir 7'deki konum, t eşittir 2'deki konum artı, konumun ikinci ve yedinci saniye arasındaki değişimine eşit olur. Bunun yerine t eşittir 2 ile t eşittir 7 arasındaki yer değiştirmeyi de kullanabiliriz. Yer değiştirme, evet bunun ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Başka bir deyişle hızın yer değiştirmenin değişim oranı olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bu yüzden de belirli bir zaman aralığındaki yer değiştirmeyi bulmak için hız fonksiyonunun integralini alırız. Evet bu hız fonksiyonunun 2 ile 7 arasındaki integraline eşittir ve bize ikinci saniye ile yedinci saniye arasındaki yer değiştirmeyi verir. Eğer bize ikinci ve yedinci saniye arasındaki yer değiştirmeyi sorsalardı işte cevabımız bu olurdu. Ama bizden ya da daha doğrusu derinden soruyu ne kadar içselleştirdik değil mi? Parçacığın t eşittir 7'deki konumunu bulmasını istiyorlar. T eşittir 2'deki konum pozitif yönde 8 metre olduğuna göre buna da artı 8 metre diyelim. Cevap 8 artı konumdaki değişime eşit olacak. Seçeneklere baktığımda aradığımız ifadenin bu olduğunu görüyorum değil mi? Birinci seçenek bize 7 saniyedeki hızı verir. Buna yer değiştirmenin 7 saniyedeki değişim oranı da diyebiliriz. Ama istediğimiz şey bu olmadığına göre üzerini çiziyorum. Bu seçenekte ikinci saniyedeki konuma, bir bakalım sıfırıncı saniye ile 7 saniye arasındaki yer değiştirme eklenmiş. Evet ama bu da doğru değil. Son seçenekte ise ikinci saniyedeki konum artı v üssü var. Hızın türevi iğmeyi veriyordu değil mi ve bu ifade 7 saniyedeki iğmeyi verir. 7 saniyedeki konumu değil. O halde doğru cevap kesinlikle B seçeneği.